İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan'ın bağımsızlığı ve Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü hakkında konferans. 12 Ocak'ta Mandalio La Napoli'de Kutsal Doğuş Ermeni ayini. Batı Ermenistan'ın Van şehrinde sıkı yönetim 15 gün daha uzatıldı. ABD Kongresi Trump'ın İran'a karşı eylemlerini kısıtlayan bir yasa tasarısını kabul etti. Savaştan önce barış yapmak mümkün mü? Yarhuşta Festivali gerçekleşecek. Yerevan Cumhuriyet Meydanı'nın altındaki tarihi katman açılacak ve müzeye dönüştürülecek. Henri Martin adlı 71. Bulvardaki Paris'in 16. Balniyosu'nun belediyesinde Sevr Antlaşması'nın 100. yıl dönümü ve Batı Ermenistan'ın memorandumunu anısına bir konferans 24 Ocak akşamı saat 18.30'da düzenlenecek. Konuşmacı Batı Ermenistan Ulusal Konseyi Başkanı Armenak Abrahamyan olacak. Bize e-posta göndererek yerinizi ayırtabilirsiniz. Mandalio La Napoli'deki Ermeni toplumu sizi 12 Ocak Pazar günü gerçekleşecek olan Kutsal Doğuş Ermeni ayinine katılmaya davet ediyor. Kan şehrindeki Joseph Barthelem Meydanı No. 1'de bulunan Saint Margaret Katolik Kilisesi'nde gerçekleşecek. Başlangıç saati 15.30. Sizleri sevgiyle bekliyoruz. Ermenistan'ın Van şehrinde her türlü miting, yürüyüş ve basın konferansı düzenlenmesi tekrardan 15 gün boyunca yasaklandı. TC Devlet Yönetimi yasağın 9 Ocak'tan itibaren başlayıp 23 Ocak'ta sona ereceğini açıkladı. Açıklamada yasağın güvenlik nedenleriyle ve olası terör saldırılarını önlemek, bölge sakinlerinin can ve mal güvenliğini sağlamak ve şiddetin yayılmasını önlemek için tasarlandığı belirtildi. Amerika Birleşik Devletleri Kongresi'nin Temsilciler Meclisi Başkan Donald Trump'ın İran'a karşı askeri hareket üzerindeki yetkilerini sınırlamaya yönelik bir tasarı lehinde oy kullandı. 224 milletvekili tasarı lehinde oy kullanırken aleyhine ise 194 milletvekili oy kullandı. Tert Ayem'in aktardığına göre tasarı uyarınca Temsilciler Meclisi Trump'ın İran'la çatışmaya ilişkin eylemlerini denetleyebilecekler. Belge özellikle ABD Başkanı'nın Kongre'de onaylanana kadar İran'a karşı askeri eylemleri başlatmasını yasaklıyor. 3 Ocak'ta Bağdat'ta General Kassem Süleymani'nin öldürüldüğünü, buna karşın İran Devrim Muhafızları Kolordusu'nun çarşamba günü Batı Irak'taki ABD merkezli Ayn el-Asad askeri üssüne roket atarak generalin suikastına misilleme yaptığını açıkladığını hatırlatalım. Batı Ermenistan, Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı General Kassem Süleymani'ye suikast eylemini yorumlarken bunun cevapsız kalmayacağını söyledi. Erdoğan, üst düzey subayın öldürülmesine yanıt verilmesi gerektiğini ifade etti. Türkiye Cumhurbaşkanı'nın ifadesi dikkat çekici görünüyor. İranlı generalin öldürülmesi Ankara'yı yeni gerçekliklere itti. ABD İran'ı vurduktan sonra İran bölgedeki kilit oyuncular kategorisine geçebilir. Şiddetli saldırıya karşın bu durum Tahran için önemli olabilir. İran, ABD'ye retorik mantıklı gelen misilleme amaçlı bir saldırı vaat etti. Fakat gerçekte politika açısından Tahran, yeni gerçekleri kullanmada yani bölgesel oyunda rakiplerine karşı avantaj sağlamak mı yoksa intikam misillemelerine rehin kalmak mı gibi bir ikilemle karşı karşıya kaldı. Makalenin tamamı web sitemizde mevcuttur. Ermenistan Cumhuriyeti'nde Yarhuşta Festivali gerçekleşecek. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan bunu bir kabine toplantısında planlanan etkinliklere atıfla dile getirdi. Armen Press'in aktardığına göre Başbakan Paşinyan 2020 yılının etkinlik takvimi bizim için bellidir. Bu yıl Ermenistan Cumhuriyeti'nde Yarhuşta Festivali'ni başlatmayı planlıyoruz. Tüm bunlar planlanıp tüm etkinlikler normal rekabetçi prosedürlere uygun olarak gerçekleştirilecek. Bu tür yatırımlar ekonomik olarak haklı çıkacak, dedi. Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Nikol Paşinyan kendi sosyal medya hesabı Facebook sayfasında yazdığına göre başkent Yerevan'ın Cumhuriyet Meydanı altında bulunan eski Yerevan'ın tarihi tabakasının açılması ve müze bölümüne dönüştürülmesi çalışmaları bu yıl içerisinde başlayacak.
Başbakan, Cumhuriyet Meydanı sonuçta çok daha muhteşem bir yer haline gelecek vurgusunda bulundu. Ermenistan Cumhuriyeti Eğitim, Bilim, Spor ve Kültür Bakanı Arayik Harutyunyan ise kendi sosyal medya hesabı Facebook'ta eski şehrin restore edilme olanaklarını uzmanlarla tartıştığını ifade etti. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Hayas adlı folk grubu tarafından seslendirilen Sarı Sirim Yar adlı eseri sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.